Hep bahsediyoruz ya bu şehir magandaları, işte yine bir örneği. Bakın, okul bahçesinde düzenlenen düğün eğlencesinde bir emekli öğretmen üstelik belinden çıkardığı silahla havaya ateş etti. Saniyeler sonra hemen önde okul sıralarında oturan bir davetli boynunu tutarak kendini yere bıraktı. Olay sonrası tabii büyük panik yaşandı. O anlarda cep telefonu kameralarına yansıdı. Aha, vuruldu. Adam vuruldu. Yanında defalarca havaya ateş açıldı. Silah sesinden ürküp saklanmaya çalıştı. Düğünde eğlenen genç bir magandanın silahından çıkan kurşunla boynundan yaralandı. Sürmeni'de bir arkadaşının okul bahçesindeki düğününe katılan 36 yaşındaki İdris Şahin dehşeti yaşadı. Davetlilerin bir kısmı müziğin ritmine kapılıp horon çekerken magandalardan biri silahını çekip Şahin'in yanı başında defalarca havaya ateş açtı. Genç adamın silah sesinden ürktüğü her halinden belliydi. Yüzünü sakladı, kafasını korumaya çalıştı. Maganda kurşununun bittiğini zannedip silahını yere doğru indirdiğinde bir kere daha ateş aldı. İşte o kurşun İdris Şahin'in boynuna isabet etti. Kapı kapı dersenay. Adam vurdu. Müzik susturuldu, herkes onun başına toplandı. Silahı ateşleyen maganda Şahin'le ilgilenmedi bile. Sessizce minibüsün arkasına geçip ortadan kayboldu. Şahin'in yakınları sinir krizi geçirip masaları tekmeledi. Kim etti? Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şahin tedavi altına alındı. Kurşun şah damarını ıskaladığı için mutlak bir ölümden dönmüştü. Ona ve ailesini dehşeti yaşatan maganda ise çok geçmeden jandarmaya teslim oldu. Aha, vuruldu. Adam vuruldu.